Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben İlayda. Bugün yine yeni bir Bullet Journal videosuyla sizlerleyim. Şubat ayının kapak sayfasını ve takvim sayfasını birlikte düzenleyeceğiz. Önce kurşun kalemle taslak hazırladım, bunları çizdim. Şimdi üzerlerinden gidiyorum. Bu ay sevgililer günü olduğu için kalpli bir tema belirledim. Kullanacağımız renkler daha çok kırmızı, pembe tonlarında olacak. Bu şekilde her yere kalplerle dolduracağım. Bence çok güzel bir tema olacak. Kırmızı kalemle kalpleri çizdikten sonra içlerine desenler oluşturacağım. Siz de istediğiniz desenleri tercih edebilirsiniz. Ben puantiye ve çizgi şeklinde yaptım. Zaten sonrasında da kestiğim kağıtlarla da bunu düzenleyeceğim. Çizim işleri bittikten sonra kurşun kalem izlerini silgi yardımıyla siliyorum. Daha önceden yapmış olduğum bir mektup zarfı vardı. Bu şekilde ben bunu kraft kağıtla yaptım. Büküm yerlerini göstermek için kapatmadım. Size göstermek istedim. Kare kağıttan yaptım. Yanlarını büktüm. Çok kolay bir yapım yolu zaten. İnternette de bulabilirsiniz isterseniz. Şimdi yapıştırıcı yardımıyla birleştiriyorum. Ardından da peritle sayfamı yapıştıracağım. Hem kalplerle hem de kırmızıyla uyumlu olacağını düşündüğüm için böyle bir şey yapmak istedim. Bence gerçekten de güzel oluyor. Bu şekilde zarfı yapıştırdıktan sonra daha öncesinden kestiğim bu kalpler ve çizgiler vardı, şeritler. Bu kalpleri kırmızı kağıdı üst üste koyarak bir tanesinin üzerine şekli çizdim, kalp şeklini. Ardından hepsi bir aradayken kestim. Böylece aynı kalpten bir sürü çıkartmış oldum. Hem daha kolay oldu hem de hepsi eşit boyutlarda oldu. İki boy çalıştım. Biri küçük, biri büyük. Siz de görebiliyorsunuz şu anda. Kalpleri zarfın üstüne de yapıştıracağım ki bir bütünlük sağlasın. Hem böyle daha bir üç boyutlu bir görüntü elde etmiş olacağız. Yapıştırma işleri bittikten sonra son olarak Şubat ayını yazıyorum. Siyah kalın uçlu bir kalem kullanıyorum bunun için. Yine aynı kalemle mektup zarfını belirginleştirmek adına kenarlarına çizgiler çekiyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra son hali gerçekten kat kat daha güzel oldu. Çok beğendim. Kapak sayfamızı tamamladıktan sonra takvim sayfamıza geçebiliriz. Bu sayfada ilk başta bahsettiğim gibi yine kırmızı pembe renklerini kullanacağız. Kare kare ayın günlerini oluşturacağım. Bu kısımları hızlı geçeceğim. Hem videonun uzun olmaması için hem de sıkıcı olmaması için. Bu şekilde günlerin çizmeyi tamamladıktan sonra altta kalan boşluğa büyük bir dikdörtgen yaptım. Bu dikdörtgeni alışkanlıklarımı yazacağım bir yer olarak oluşturdum. Alışkanlık takibi bölümü yani. Bir
de ekstradan 28 çekiyor Şubat ama bir tane daha kare yapmışım. Oraya da önemli şeyler yazacağım bir kutucuk olarak ayarladım. Burada 28 tane sıra olacak şekilde ayarladım. Böylece her güne tik atabileceğim veya bir şey yapmadıysam boş bırakabileceğim şekilde buraları o şekilde ayarlıyorum. Daha sonrasında alışkanlıklarımı yan tarafına satır şeklinde yazacağım ve tamamlayacağım. Ayın adını da yazdıktan sonra yine az önce kullandığım bu kalpleri ve şeritlerden kullanacağım bu sayfalarda da. Hem kapak sayfasıyla bütünlük oluşturacak hem bu sayfayı da çok güzel yapacaklar bence. Bu şekilde boşta kalan gördüğüm kısımlara veya istediğiniz kısımlara yapıştırabilirsiniz siz de. Gerçekten de sayfayı çok canlandırıyorlar. Son olarak günlerin altlarını da siyah kalemle yazıyorum ve sayfamızı bitirmiş olacağız. Bu arada gelecek ay için tema önerileriniz, fikirleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Şubat ayı bullet journal'ımızı tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir ve sizlere de fikir olmuştur. Açıkçası ben çok beğendim. Yorumlarınızı yorumlar bölümünde benimle paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.